301 işçinin hayatını kaybettiği Soma katliamında sorumluluğu olduğu mahkeme kararıyla tescillenen iki kişi infaz paketi sayesinde önümüzdeki günlerde hapisten çıkacak. Dönemin başbakanı benzer örnekler vermeye çalışırken yaklaşabildiği en yakın tarih 19. yüzyıldı. Biz bu katliamı 21. yüzyıl Türkiye'sinde yaşadık. Madenin patronu Can Gürkan'ın tahliye edildiği davada 18 yıl 9 ay hapis cezası alan Akın Çelik ve Ertan Ersoy'un hapiste kalacağı süre infaz düzenlemesinden önce 12 yıl 6 ay olarak hesaplanıyordu. Bu cezaların aileleri tatmin ettiğini söyleyemeyiz çünkü sanıklar taksirle öldürmeden ceza aldılar. Yani ihmal suretiyle bir davranışta bulunmuşlar. Sadece insanların hayatlarını ihmal etmişler şeklinde özetleyebileceğimiz bir karar verildi. Çıkan cezalar dahi aslında çıkan cezaların infazı dahi aileleri tatmin etmekten çok uzak. İnfaz düzenlemesi yasalaşınca cezanın yarısında indirime gidildi. Hapiste kalacakları süre 9 yıl 4 aya düştü. Yine düzenlemeyle gelen bir defaya mahsus 3 yıllık denetimli serbestlikle Akın Çelik ve Ertan Ersoy'un hapiste kalacağı süre 6 yıl 4 aya düştü. Af yasası, kamuoyunda af yasası olarak bilinen yasayla cezaların infazında ciddi bir indirime gidildi. Soma katliamının sanıkları da bu yasadan faydalandılar, faydalanacaklar. Böylece katliamda sorumluluğu olduğu mahkeme kararıyla onanan ve 16 Mayıs 2014 tarihinden bu yana hapiste olan Çelik ile Ersoy önümüzdeki günlerde cezalarını tamamlayacak, hapisten çıkacak. Akın Çelik ve Ertan Ersoy'un 2025 yılına kadar hapiste kalması gerekiyordu. Davadan hüküm giyen diğer iki isim Ramazan Doğru ve İsmail Adalı'nın ise 2028 yılına kadar hapisten çıkamamaları gerekiyordu. Ancak onların da hapiste kalacakları süre azaldı. 2022 yılında tahliye olacaklar. 18 yılın üzerinde ceza almış olmalarına rağmen bu kadar kısa zamanda tahliye olabilmelerinin sebebi son çıkarılan af yasasıdır. Af yasası nedeniyle cezanın infazı büyük oranda düştü. 1/2'ye indirildi. Devamında ise 3 yıllık bir denetimli serbestlik süresi öngörüldü ve sanıklar, Soma sanıkları, Soma katliam davasının sanıkları bu düzenlemeden faydalanarak çok kısa bir süre içerisinde tahliye olacaklar. Henüz ömrünün baharında 26 yaşındayken hayatını kaybeden Uğur Çolak'ın babası İsmail Çolak da infaz düzenlemesi sayesinde katliamın sorumlularının hapisten erken çıkmasına isyan ediyor. Dünyayı ve ülkemizi saran Covid-19'un arkasından sanarak çıkarttıkları infaz yasasından 4 tutuklu sanığın 2 tanesini de bugün de yarın da tahliye edecek. Tahliye kararlarının ve infaz yasasını biz katledilen madenci aileler asla kabul etmiyoruz. Çolak ayrıca dava sürecinde yanlarında olan avukatların tutuklu olduklarını da hatırlattı. Bu davada mücadele vermiş avukatlarımız halen tecritlerde, Silivri cezaevlerinde yatarken katillerin sokaklarda katliamların yapılması için önlerini açtıklarını düşünüyoruz. Asla kabul etmiyoruz.